Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum. Bu meclis özel bir meclis. Hem Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100. yıla taşıyacak, hem de 100. yıl içinde kritik bir seçimin altyapısını oluşturacak. Bütün milletvekillerine selamlarımla hayırlı çalışmalar diliyorum. Meclisin açılmasından hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü özgürlüğünün yasal teminat altına alınması konusunda yaptığı açıklama ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün verdiği cevap yeni bir siyasi iklim oluşturmuştur. Usluptaki tartışmaları bir kenara koyarsak, Sayın Kılıçdaroğlu yasal teminat için bir kapı aralamış, Sayın Cumhurbaşkanı da anayasal bir düzenleme teklifinde bulunmuştur. Ben her şeyden önce her iki genel başkana da teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Evet, Cumhuriyet'in 100. yılına girerken 100 yıl içindeki bütün kritik fay hatlarını aşmak ve Cumhuriyetimizi gerçek anlamda özgürlükçü, demokrat bir çizgide yeniden yapılandırmakla sorumluluğa karşı karşıyayız. Madem ki yeni bir siyasi iklim oluşturmuştur, şimdi çözüm vaktidir. Evet, başörtü yasağını bir utanç vesilesi olan ve 28 Şubat'ın o bütün karanlık yönlerini hatırlatan başörtü yasağını tarihin raflarına geri göndermenin vaktidir. Sayın Cumhurbaşkanı bir taraftan başörtü yasağının çözülmüş olduğunu, başörtü özgürlüğünün sağlanmış olduğunu söylüyor ama diğer taraftan anayasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek aslında bu yasağın her yönetimle tekrar gündeme gelebileceğini ortaya koymuş oldu. Şimdi harekete geçme vakti. Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Erdoğan'a ve meclisteki bütün partilere çağrıda bulunuyorum. Gelin hep beraber bu yasağı tümüyle gündemden kaldıralım. Aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu girişimi Altılı Masa'nın 29 Mayıs 2022'de açıklamış olduğu temel ilkeler metninin 5. maddesiyle hem uyumlu hem onun bir gereğidir. Biz bu çabanın arkasında durmaya devam edeceğiz. Burada belki Sayın Erdoğan'a bütün bu çabalar içinde küçük bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Nihayetinde eğer bir anayasal düzenleme yapılacaksa bu siyasi uzlaşma ve nezaket kuralları içinde yapılır. Siyasi üslubumuza dikkat edelim. Yeterince olgunlaşmış bir siyasi iklim içinde hep beraber Türkiye'nin önündeki ana meseleleri çözmeye odaklanalım. Geçmişteki konuşmalar, geçmişteki açıklamalar, geçmişteki tavırlar gündeme gelecekse herkesin söyleyeceği çok şey olur. Hazreti Mevlana'nın diliyle diyelim, döndün de kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Bugün Cumhuriyetimizi yeni bir iklimle, yeni bir kültürle, yeni bir anlayışla buluşturma vaktidir. İktidarı destekleyen bütün seçmen kitlesine de şunu ifade etmek isterim. İster AK Parti, ister Milliyetçi Hareket Partili seçmen olsun. Bu özgürlükçü tutum hepimiz için gerekli. Özgürlükçü bir medya, özgürlükçü bir siyaset, özgürlükçü bir hukuk sistemi, özgürlükçü bir zihniyet hepimize lazım. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün milletvekillerine ve siyasi partilere özgürlükçü bir çizgide buluşma çağrısında bulunuyorum.